Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın, sesim ekolu geliyor. Çünkü boş bir odanın içerisindeyim. Videoya böyle devam edeceğiz. Umarım anlaşılır bir şekilde konuşabilirim. Arkadaşlar, size tam 3 koli güvercin hediye edeceğim. Bir tanesi salma ama koli diyelim. 3 koli güvercin hediye edeceğim. Şimdi hepsini teker teker açacağız. Kuşlar neymiş göreceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz. Sonrasında size nerede buluşacağımızı, ne zaman buluşacağımızı söyleyeceğim. Videonun başında belirteyim arkadaşlar. Konya dışında herhangi bir yere güvercin göndermeyeceğim. Daha önce de söylemiştim. Ben güvercin sevkiyatına karşıyım. Çünkü yolda hayvanlar telef olabiliyor. Çok izleyenimiz var. Allah razı olsun hepinizden. Kimisi Hakkari'de, kimisi Van'da, kimisi Edirne'de, kimisi İstanbul'da. Herkes güvercin istiyor ama maalesef ben şehir dışı kuş sevkiyatına karşıyım arkadaşlar. Zaten ben başlı başına kuş ticaretine de karşıyım. Ne yapacağız? Hepsini hediye edeceğiz. Benim uçurduğum kuşlar da var bunun içinde. Hiç görmediğiniz kuşlar da var. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyelim. Bunları en sona saklayacağım. Bunlar benim kendi uçurduğum kuşlar. Sizin bildiğiniz kuşlar. Şimdi asıl kuşlara gelelim. Sizin hiç görmediğiniz, sağ olsun Ozan Bey var, benim çok samimi bir arkadaşım, abim. Durumdan bahsettim. Ben gençlere güvercin hediye etmek istiyorum dedim. Onlar da kendi kümeslerinden kuşları getirdiler. Bana verdiler size hediye etmem için. Bir de unutmadan Hüseyin Bey var. Ben tanımıyorum. O da bu işin içine iştirak olmak istemiş. Madem böyle güzel bir şey yapıyoruz, ben de güvercin vereyim demiş. Allah razı olsun hepsinden. Ozan Bey ile Hüseyin Bey'e çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle kuşlarımızı bir çıkaralım. Bu neymiş? Arkadaşlar bir tane, buna ne diyorsunuz bilmiyorum. Kirli dumanlı mı? Öyle bir şey. Şöyle bırakalım. Bu bir. Aynı tip bir tane daha var. Bu da erkeğe benziyor. Yo, dişi de olabilir. Ama erkek gibi. Bunu da bırakalım. İki. Sonra. Arkadaşlar bir tane beyaz var. Bu ayaklarının, kuyruklarının kirli olduğuna bakmayın. Kolinin içinde çok kalmışlar. O yüzden böyle pislenmişler. Ama bunlara güzel bir bakımla pırıl pırıl olurlar. Şöyle erkek bir beyaz. Maşallah. Başka. Ana, bunu da karıştırmışım. Arkadaşlar bunu Ozan Bey bana hediye etti. Benim kuşlarıma benziyor diye. Bunu bir deneyecektim, uçuracaktım ama çıkarmış bulunduk ya. Ne yapsak? Bunu da hediye ediyorum ya. Arkadaşlar, kelebek bari bir güvercin. Bunu da hediye ediyorum ya. Ozan Bey kusuruma bakmasın. Normalde ben uçuracağım diye vermişti ama kutunun içine yanlışlıkla koymuşuz. Kısmet. O da sizin kısmetinizmiş. Başka şurada var. Gel 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 gel. Gel. Bir dakika. Arkadaşlar gene güzel bir dişi. Bu Nudi'ye benziyor. Tabii Nudi bu. Şöyle bunu da bırakalım. Bunda kanat sesi yok. Başka burada var mı? Şurada var bir tane. Arkadaşlar bir tane Arap. Güzel bir Arap. Erkek mi dişi mi belli değil. Bu da güzel bir kuşmuş. Bir tane gene dumanlı. Ben bunlara dumanlı diyorum. Bunda bıyık da var arkadaşlar. Şöyle bakın. Maşallah. Bunda bıyık da var. Bunun yavrusu tepeli çıkar. Kanat sesi de güzel. Başka kaldı mı? Hah, vardır. Arkadaşlar bir tane beyaz daha var. Şöyle göstereyim. Güzel bir erkek. Bunun da kuyrukları çekilmiş.
Herhalde bunlar sökülecek ya. O yüzden kuyrukları çekiliyor. Bir Arap daha çıktı arkadaşlar. Bunun ağzında tüy var, bir dakika. Bir Arap daha çıktı. Bu dişi güzel bir kuş. Ayakları falan maşallah. Bunun da kanat sesi güzel. Bu kolyede kuş kaldı mı? Bu kolyede kuş kalmadı. Sıra geldi ikinci kolye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdiye kadar kaç kuşumuz olmuş hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kuş olmuş arkadaşlar. Daha burada gırla. Arkadaşlar bir tane mavi. Erkeğe benziyor. Bunun da kuyrukları makaslı. 10. Bir mavi daha. Bu dişi. Bu da güzel bir kuşa benziyor. 11. Oo, bak bu başka renk. Arkadaşlar bir tane şekeri. Buna siz külümsü mü diyorsunuz bilmiyorum. Maşallah bu da güzel bir erkek. Biraz kuyrukları pis hepsinin. Kusuruma bakmayın, artık onun bakımlarını siz yapacaksınız. Bunu da şöyle sallayalım. Maşallah. Bunlar oynar ya. Bunlar güzel bir bakımla oynar arkadaşlar. Bir tane daha beyaz var arkadaşlar. Ön tepe. Çok güzel bir dişi. Maşallah kuşa bak. Maşallah. Bunların kuyruklarını çekeceksiniz arkadaşlar. Bunlar temizlenecek. Onları da siz yapacaksınız arkadaşlar. Kanat sesi falan da var. Güzel kuş. Sonra başka bakalım. Bir tane gene dumanlıya benzer bir kuş var. Böyle mor renkli ensesi falan. Güzel bir kuş. Maşallah. Başka. Gene bir tane böyle dumanlı. Dumanlı çok var ya. Bayağı bir dumanlı gelmiş. Olsun. Hediyenin iyisi kötüsü olmaz. Hediye hediyedir. Renkler çok önemli değil. Önemli olan arkadaşlarımız mutlu olsun. Başka. Arkadaşlar bir tane mavi var böyle. Güzel bir mavi. Kuyrukları makaslı. Dur oğlum dur. Maşallah. Ay maşallah. Başka var mı? Varmış daha ya. Arkadaşlar bir Arap daha. Kırmızı göz. Kırmızı göz bir Arap. Başka kuş kaldı mı? Bir tane daha var burada. Bu neymiş? Arkadaşlar bu da Arap ama biraz mat bir Arap. Bu da güzel bir kuşa benziyor. Maşallah. Bunu da şöyle bırakalım. Bunun kuyrukları eksik. Şimdi arkadaşlar kuşları şöyle bir aşağı çekeyim. Geç 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 geç. Hah. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doğru mu saydık? Siz de sayın arkadaşlar benimle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mi saydık? Herhalde 18 ya. Ben bir daha bunları sayarım. Sıra geldi benim kuşlarıma. Burada birkaç tane de yeni kuş var arkadaşlar. Görmediğiniz onları da çıkaracağım. Göreceksiniz. Şimdi birinci şu dumanlı erkeğimiz. Bunu uçuruyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Çıkma. Heh. Bunu uçuruyoruz biliyorsunuz. Takla atan bir kuş ama daha sefer yapmadı. Bunu siz sökeceksiniz, uçuracaksınız. Sonra evet. Çakmaklı ön tepemiz arkadaşlar. Bunu yakaladığım günü hatırlıyorum. Maşallah çok kızgın, çok güzel bir erkek. Allah izin verirse, şöyle ışıkta mı tutsam şunu? Nerede görebiliriz? Heh. Maşallah sana. Bunu uçuracaksınız, bana videosunu atacaksınız, ben de izleyeceğim. Bunu da şöyle bırakalım. Sonra, şöyle çekelim yanımıza bir. Bu benim en son yakaladığım çakmaklı. Bu da güzel bir kuş. Bu da oynayacak. Ama henüz patlamadı. Dediğim gibi uçuracaksınız. Bana video atacaksınız. Ben de izleyeceğim.
sonra. Arkadaşlar, Arap bir dişi, bu da çok güzel bir kuş. Çok da güzel yavru bakıyor. Ben bunu aşağıda tutuyordum. Bunu siz görmemiştiniz. Çok önce kaldığım kuşlardan. Bu da güzel bir kuş. Ya bu ya bir tane daha var içeride. Şu ikisinden birisi acayip oyunlu arkadaşlar. Çok güzel oyun yapıyor. Evet bu. Oyunlu olan bu arkadaşlar. Çok güzel oyun yapıyor. Onu alan Yaşar'a diyeyim ben size. Bir Arap daha var. Onu da alalım. Arkadaşlar, bu da çok güzel bir Arap. Nasıl bakmışım ya, hayvanlar pırıl pırıl ya, maşallah size. Bunu da salalım şöyle. Maşallah. Başka? Evet, şimdi bomba kuşlara geliyoruz. Bir de şöyle bir kuş var arkadaşlar. Bunu da yakalamıştım. Bu da çok güzel bir kuş. Kendi kendine gelmişti, konmuştu. Bunu da salalım. Bir tane arkadaşlar, farklı bir kuş var. Gel. Arkadaşlar, uçurmalık. Çok güzel uçacağını düşündüğüm, çok güzel yavru bakacağını düşündüğüm bir kuş. Bunu alan pişman olmayacak çünkü hem güzel uçacak, hem kuşları yükseltecek, hem de çok güzel yavru bakacak. Bunu da artık kime çıkarsa şans. Hadi kon. Kondu. Evet arkadaşlar. Sonra şöyle bir mavimiz var. Bu benim uçurduğum mavi. Bu kuş ilk geldiğinde hiç takla atmıyordu. Dümdüz bir kuştu. Sonra bir oynamaya başladı arkadaşlar. Akıllara zarar. Seferlerinde hala eksiği var ama çok yoğun takla atıyor. Bunu beğenen çok olmuştu. Bunu da vereceğim. Dediğim gibi kimin şansına çıkarsa. Şunu da salalım şöyle. Aferin kızıma benim. Arkadaşlar. Sonra gel buraya. En son yakaladığımız çift tepe sabuni. Bunu da hediye edeceğim. Çoğu kişi bunu hediye etme, uçur izleyelim demiş. Ama arkadaşlar, ben taklacı kuş beslemeyi sevmiyorum ya. Evet, çok güzel kuş. Kısmet nasip. İlla ki güzel bir insanın eline geçecek, uçuracak, belki de bana video atacak, izleyeceğim. Ben de sizinle o videoyu paylaşırım. Belki de kümesine gideriz, belli olmaz. Orada görürüz bu kuşu. Çok güzel bir kuş. İnşallah kuş beslemeyi bilen, kuşları seven birine gider. Ve son kuşumuz arkadaşlar. Şöyle bir ayağa kalkalım. Evet. Son kuşumuz da bizim paslı arka tepe. Vallahi rengini hala çözemedim. Çok güzel bir dişi. Yumurtlayan bir kuş. Buradaki çakmaklıyla eş. Ben bunların bir çift yavrularını aldım ama baba ağır bastı. Çakmaklı verdi yavruları. Çok güzel bir kuş bu da. Bunu da böyle hediye edeceğimiz kuşların arasına saldık. Arkadaşlar, umarım kuş beslemeyi seven, hakikaten kuşlara değer veren İnsanlara gider bu kuşlar. Arkadaşlar, kimsenin yapmadığını yapıyorum. 28 tane güvercini hediye ediyorum. Normalde millet satar. Millet parasının derdindedir. Ben hediye edeceğim. Kuşları nerede hediye edeceğimi Instagram sayfamda açıklayacağım. Instagram sayfam güvercin ve kuşçuluk adı altında. Oraya gideceksiniz. Kuşları nerede teslim edeceğimi, nerede hediye edeceğimi göreceksiniz. Ben detaylı bir şekilde size yazacağım. Peki ben bu kuşları nasıl hediye edeceğim arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Gene bu kolilerin içine, siz burada ne yapıyorsunuz? Geç bakayım. Geç. Geç oraya. Arkadaşlar, bunlar eş. Bu kolilerin içine gene bu güvercinleri dolduracağım. Gelen arkadaşlara bu kolilerin içine ellerini sokmalarını söyleyeceğim. Gelen kişi elini kutuya sokacak. İçinden bir tane kuş çıkaracak. Çıkardığı kuş onundur. İnşallah fazla bir katılım olur. Herkese kuş dağıtmış oluruz.
Ama olur da 15 kişi gelir, herkese 2'şer tane kuş düşer. 10 kişi gelir, ne bileyim 3'er tane kuş düşer. Belki 3 kişi 5 kişi gelecek, bir kümeslik kuş alacak. Bu tamamen gelecek kişi sayısına göre değişir. Ya bunlar burada çiftleşecek ya. Siz de geçin şöyle bir, görsünler sizi de. Heh. Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı tekrar bir sayalım. İnşallah sayabiliriz. Bakalım kaç kuşumuz var? Gelen kişilere kaçar tane kuş hediye edebileceğiz? Onu bir görelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2 de burada var. 26. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Geçti ya. Yanlış mı saydık? Şunlara bak, şunlara, şunlara. Terbiyesizler. Nerede olursa olsun hep çiftleşme derdindeler bunlar ya. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Vallahi çiftleşecekler. Neyse. Tekrar sayalım. Hadi lan çiftleşin siz artık. 2. Tamam, burada rütük. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Var mı başka? Yok. Arkadaşlar 28 tane güvercin. Dediğim gibi 10 kişi gelirse neredeyse 3'er tane kuş düşüyor. 15 kişi gelirse 2'şer tane kuş düşüyor. 30 kişi gelirse ya da 28 kişi gelirse herkese birer tane güvercin düşmüş oluyor. Fazlası gelirse artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. İlk gelen arkadaşlara kuşları hediye edeceğiz. Sonradan gelenler sohbetimize, muhabbetimize katılabilir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Son kez söylüyorum ve bu benim için gerçekten önemli. İnşallah kuşlara güzel bakarsınız. İnşallah onlara iyi davranırsınız, güzel beslersiniz, size keyif verirler, siz de onlardan keyif alırsınız. Ben videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.